karasına bakıp da bizleri rüsvayı alem eyleme Allah'ım. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vili le hadith. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bi salihin. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bu pazar günü kainatın efendisinin kutlu doğumunun seneyi devriyesini gerçekleştireceğiz inşallah. Bu meyanda kainatın efendisinin bazı hasletlerini kısa kesitlerle beşeri hayattaki hali nicedir, topluma hangi davranışıyla ne örnekliği sergilemiştir, kesitleriyle, örneklikleriyle ifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Onun ahlakından demetler sunacağız. Bu bizim hayatımıza yön verecek olan konudur. Çünkü kainatın efendisi buyururlar ki, اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. En mükemmel ahlak örneğini, en üstün ahlak örneğini, her şeyde gerçekleştirilebilecek en ideal prototip modeli tabiri caizse, görebileceğimiz şahsı manevisinde topladığı hasletler kainatın efendisinde vardır. Bakalım nasılmış Peygamber Efendimiz? Evvela şemaili dediğimiz görüntü itibariyle, beşeri olarak dış görünüşü itibariyle ki durumunu bir ifade etmeye gayret ederim inşallah. Öyle bir zamanda, öyle bir sıkıntı ortamında teşrif eder ki kainatın efendisi. Karanlık gecenin en koyu anına ulaştığında adeta insanlık her türlü sınırsızlıktan, her türlü gayri ahlakilikteki zirvelikten, her türlü insana yapılan hakaretten, zulümden, güçsüzün hayat hakkı tanımamasından, kadının hayat hakkı bulamamasından vesaire. Her açıdan toplumu adeta kara bulutların kapladığı, artık hayatın çekilmez bir hal aldığı, insanların kendilerine uzanacak bir güneş, bir aydınlık, bir nur beklediği zamanlarda kainatın efendisi teşrif eder yeryüzüne. Zulmün en ileri olduğu zamanlarda kainatın efendisinin asr-ı saadeti artık kurulacaktır, tesis edilecektir yeryüzünde. Artık zamanlar cahiliyeden asr-ı saadete devrolunacaktır. Alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselam teşrif eder yeryüzüne. Kainatın efendisinin hatlarıyla, genel hatlarıyla özelliklerini bir ifade etmeye çalışalım. Ebat olarak boyu ne uzun ne kısa orta kararındadır boy olarak. Saçları tam düz değil, hafif kıvrımlı. O zamana kadar görenler, Peygamber Efendimiz'i görene kadar daha önce böyle bir güzellik görmediklerini ifade ederler. Her kim olursa, seven sevmeyen, en azılı düşmanları müşrikler dahi olmak üzere, seven sevmeyen herkes, o zamana kadar daha önce böyle bir güzellik görmediklerini ifade ederler. Yürürken koşmadan, koşar adımlarla yürür gibi hızlı yürürmüş Peygamber Efendimiz, seri adımlarla. Hatta şairin ifadesiyle, yürürken koşmadan olur birinci diye tanıtırlar Peygamber Efendimiz'i şairlerimiz. Seri adımlarla yürür. Birisi kendisine seslendiğinde, birisi hitap ettiğinde Peygamber Efendimiz'e ya da bir konuşma çerçevesinde diyalog devam ettiği sürece karşı taraftaki yönünü çevirmeden Peygamber Efendimiz yönünü çevirmezmiş başka tarafa. Yolda hareket halindeyken Peygamber Efendimiz kendisine seslenen birisi olduğunda sadece dönüp başıyla bakmazmış. Alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselam, beşeri münasebetlerde karşıdakine saygının zirvesini hayatında tatbik edermiş uygulamalarında. Birisi kendisine seslendiğinde alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece başıyla değil bütün bedeniyle döner cevap verirmiş. Yani karşıdakini kale aldığını, beden dili dediğimiz hususiyet var ya, hangi üniversitede görür Peygamber Efendimiz beden dilinin eğitimini, diksiyon eğitimini hangi kurslarda görür? Hangi laboratuvar ortamlarında test ederler, hangisi doğru, hangisi yanlıştır?
alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bizzat Allah'ın tedrisinden geçerek, bizzat Allah'ın eğitiminden, Allah'ın üniversitesinden eğitimini alarak, insanlara yön veren alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dünya ve ahiret saadetimizi temin etmek için, dünyada insanlarla beşeri münasebetlerimizde iyi olmamız için de aynı zamanda, sadece uhrevi hayatımızı, sadece ebedi hayatımızı kurtarmak için değil, ebedi hayatımızda bizi saadete ulaştırmak için değil sadece, dünya hayatımızda da, bakınız çevrenize, kimi insanların diğerleriyle diyaloğu daha iyidir, kimi insanların diğerleriyle iletişimi daha güçlüdür, kimisi kendi meramını ifade edemez belki, belki içe kapanık, belki çok rahat tavırlı vesaire değişik karakterlerde kişiler vardır değil mi? Peygamber Efendimiz konuşmasını herkesin ağzı açık dinlediği bir üsluba sahipmiş. Alemlere rahmet aleyhissalatü vesselam konuşması o kadar tane taneymiş ki dinleyen birisi, ilk defa dinleyen birisi bile, Peygamber Efendimizin üslubuna alışkın olmayan birisi bile, ilk defa dinleyen birisi eğer Peygamber Efendimizin söylediklerini not edeyim istese, rahatça not alabilecek şekildeymiş Peygamber Efendimizin konuşma hızı, kelimelerin taneliği, açıklığı, netliği, karşıdaki insanın durumuna göre konuşulmuş Peygamber Efendimiz. Bu usulü alimlerimiz kaide haline getirmişlerdir. Kellimin nâse alâ kaderi ugûlihim. İnsanlara seviyelerinin gereğine göre konuşmada bulunun. Akademisyen birisi, karşıdaki insanlar sadece avamdan birileri ise akademik bir konuşma yaptığında belki konuştukları çok bilimsel gerçekliklerdir. Fakat insanlar anlamadığı sürece anlaşılmayan konu anlatanın eksikliğidir. Akademik seviyede konuşmak işini en üst seviyede halletmek anlamına gelmez. Anlattığınız karşıdaki tarafından anlaşılır olmuşsa ancak o zaman maksat hasıl olmuştur. Sen ne söylersen söyle, senin anlattıkların karşıdakinin anlayabildiği kadardır demiş ya Mevlana. Aynen öyle işte. Sen ne söylersen söyle, karşıdakinin anlayabileceği şekilde anlatmamışsan, en üst seviyede, üst perdeden anlattın, akademik seviyede anlattın, üniversite seviyesinde anlattın. Eğer karşıdaki anlamamışsa sen anlatmasını becerememişsin demektir. İşte bu duruma hiçbir zaman muhatap olmamıştır Peygamber Efendimiz. Hangi kişiyle, hangi konumda olan birisiyle muhatap olmuşsa, mesela çölden bir bedevi geldiğinde Peygamber Efendimizin ifadeleri, verdiği cevaplar karşıdaki kişinin anlayabileceği seviyede olurmuş. Sürekli yanında, etrafında, eğitiminde bulunan ashab-ı suffeden birileri, eğitim seviyesi yükselmiş olan birileri olduğunda ifadeleri onların anlayabileceği şekilde olurmuş Peygamber Efendimizin. Herkese durumunun gereğine göre anlaşılır olacak kelimeler kullanırmış Peygamber Efendimiz. Fakat herkese sadece hakikati kullanırmış. Asla kelimeleri eğip bükmezmiş Peygamber Efendimiz. Şemailinden ifade etmeye çalışalım. Peygamber Efendimizin rengi al olabilecek şekilde hafif kırmızıya çalan bir renk varmış. O renkle beyaz, beyaz tonu arasında bir rengi varmış Peygamber Efendimizin. Yüz hatlarında avuçları ve ayakları dolguncaymış Peygamber Efendimizin. İki omuzu arasında en bariz beşeri özelliklerini söyledikten sonra diğer bize örnek olacak hasletlerini ifade edeceğim inşallah. İki omuzu arasında mucizevi olan ifade zaten, peygamberliğinin gereği olan mührü varmış Peygamber Efendimizin iki omuz küreği arasında. Konuşması çok tatlı. Konuşması karşıdakinin adeta ruhunun bam teline dokunacak, gönlünün bam teline dokunacak kadar etkileyiciymiş Peygamber Efendimizin. Cömert, eli cömert olduğu kadar gönlü de cömertmiş Peygamberimizin. Peki bize davranışlarıyla, mesela günlük hayatta yaşadığımız yerin dağınıklığı, düzenliliği, evimizin dağınıklığı, düzenliliği, kendimizin dağınıklığımız, düzenliliğimiz, işlerimizin dağınıklığı, düzenliliği vesaire gibi konularda Allah'ın peygamberi her şeyden evvel temizlik en nezafetu minel iman der hadiste. Temizlik
imanın yarısıdır. Temizlik olmadan namaz bile kılınmaz. Hatta icap ediyorsa büyük temizlik olmadan camiye dahi girilmez. İhtiyaç varsa büyük temizliğe, büyük abdeste. Temizlik ibadetlerimizin ön şartı. Hayatımızda imanımızı tamamlamanın yarısı yerine geçer Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Temizlik imandandır. Allah'ın peygamberi her halimizin, her anımızın, gönlümüzün, zihnimizin dahil olmak üzere. Biz sadece maddi temizlikten bahsetmiyoruz. Benim gönlümde türlü türlü fitne, fesat, onun bunun kuyusunu kazmak, onu bunu birbirine düşürmek, karalama, kötülemek geçiyorken ben her gün yeni kıyafetlerle, her gün pahalı model elbiselerle, arabalarla, evlerle hayat sürüyor olsam da benim gönlüm kirliyse hayatımda temizlik yoktur zaten. Kapta ne varsa dışına o sızar. Kap kirliyse dışına sızacak olan da, dilimizden dökülecek olan da kirli cümlelerdir. Gönlümüzde eğer Allah'ın peygamberinin getirdiği en güzel, en temiz din varsa şayet, gönlümüz insanlara yardım etmek, iyilik etmek üzere bir hayat istikametindeyse şayet, insanlardan ihtiyacı olanlara yardım etmek üzereyse şayet, peygamberimizin ifadesiyle, sizden iyiliğe emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk olsun istikametindeyse şayet, ben insanlara doğruyu söyleme gayretindeysem, ben insanlara yalan söyleme derdinde değilsem, ben insanlar hakkında kırıcı kaba olma derdinde değilsem, gönlümde bunlar varsa dışına taşacak olanlar da bunlardır zaten. Benim gönlümdeki neyse hayatımdaki de o olacaktır. Bu iç temizliği, dış temizliği olarak Peygamber Efendimiz her anımızın, her halimizin temiz olmasını ister. Mesela bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna belli ki uzak yolculuktan gelen birisi gelmiştir. Yeni gördükleri birisi. Peygamber Efendimizin huzuruna çıkar. Peygamberimiz der ki, saçını başını düzelt ondan sonra gel. Üstü başı dağınık vaziyette belli ki uzun yolculuktan gelmiş. Peygamber Efendimiz ayna olmadığı zamanlarda su birikintisine bakıp saç görüntüsünü, dış görüntüsünü düzenlemeye gayret edermiş. Peygamber Efendimizin temizlikle ilgili önemli bir üzerinde durduğu konu var değerli kardeşlerim. Kıyafetlerimizin her zaman temiz olmasını istermiş. Yeni olmasından bahsetmiyorum. Her zaman temiz olmasını. Hatta öğütlerken buyurulmuş ki Peygamber Efendimiz, kıyafetleriniz eski olsa da, yamalı olsa da temiz olsun. Eski olmak ayrı şey, temizlik, kirlilik ayrı şey. Eski bile olsa temiz olsun kıyafetleriniz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hatta necasetten taharet hükmü yerine getirilmediğinde kıldığımız namaz makbul değildir değerli kardeşlerim. İbadetlerimize dahi engeldir. Günlük hayatta en çok kullandığımız uzuvlarımız, elimiz, yüzümüz, kulaklarımız, başımız, ayaklarımız, günlük hayatta ibadetlerini yerine getiren bir kişi asgari 5 defa bu uzuvlarını zaten yıkayarak başlıyor namazlarına. Hayatında 5 defa genel temizlik yapmış oluyor adeta ibadetlerine devam eden kişi. Devam edelim. Nezaketi Peygamber Efendimizin. Herkese karşı nezaketi. Sadece yetişkinlere ya da büyüklerine karşı değil. Bu sebeple buyurdu ki Allah'ın peygamberi. Konuşmalarında karşıdaki kişi incinmemesi için kelimelerini seçerek kullanırdı. Ebu Cehil'e dahil olmak üzere Allah'ın dinini anlatırken kendisine hakaretler edene, kendisine her türlü eziyeti, insanlar arasındayken hakareti edene dahi tatlı dille Allah'ın dinini anlatır, Allah'ın dinine davet ederdi. Hatta bir keresinde Enes, Peygamber Efendimizin yanına vermek ister annesi. Nasip olursa pazar günü bir tiyatromuz olacak. O tiyatromuzda gerçekleşecek bir sahnede bunu işleyecek çocuklarımız. Kısa bir pasajında. Annesi Enes'i Peygamberimizin yanına vermek ister. Çok ister Peygamberimizin hizmetinde bulunmasını, onun yanında yetişmesini. Kabul eder Peygamber Efendimiz.
Enes'in kendi ifadesidir der ki, annem beni Efendimizin hizmetine verdiğinden itibaren hayatımda mutluluk dolu 10 yıl başlamış oldu der Enes kendi ifadesiyle. Ben der, Peygamber Efendimizin yanında tam 10 yıl hizmetinde bulundum, bana bir kere olsun öf bu niye böyle oldu demedi der Enes Peygamber Efendimiz için. Bir gün aktarır Enes, Peygamber Efendimiz der beni bir iş için bir yere göndermişti. Ben Peygamber Efendimizin dediğini yerine getirmek için yola çıktım. Baktım ki sokakta arkadaşlarım oyun oynuyorlar. Çocukluk ya. Çocuk yaşta Peygamber Efendimizin hizmetine verilmişti Enes. Çocukluk ya der Enes. Arkadaşlarımın oynadığını görünce ben de heveslendim, daldım oynamaya. Bir süre sonra omzuma bir el dokundu. Dedi ki bana Enescik. Enescik derdi Peygamber Efendimiz. Sevgi ifadesi olarak Enescik. Enescik dedi, sana söylediğim yere gittin mi yavrum? Farkına vardın ki biz oyuna daldıktan sonra der Enes, saatler geçmiş. Çocukluk oyuna daldıktan sonra geçen zamanı fark etmedik bile. Peygamber Efendimiz, Enescik sana söylediğim işi yaptın mı? Söylediğim yere gittin mi yavrum dediğinde, hemen gidiyorum efendim dedim. Haydi devam et o zaman yoluna dedi Peygamber Efendimiz. Bana kızmadı. Benim unutkanlığımı yüzüme vurmadı. Beni aşağılamadı. Beni azarlamadı. Ben Peygamber Efendimizin yanında 10 yıl kaldım da bana bir kez olsun öf bile demedi Peygamber Efendimiz der Enes. Böyle nazik, böyle ince ruhlu birisi. Alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberi sevmek sadece söz kalıbı olarak seni seviyorum ya Resulallah cümlesinden ibaret değildir. Peygamberimizi sevmek sadece adını gerektiği zaman anmaktan ibaret değildir. Kutlu doğumdan kutlu doğuma değildir yani sadece. Peygamberimizi sevmek hayatımıza Muhammedi istikamette bir yön vermektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, onun getirdiği düsturları, onun getirdiği bilgileri, dinimizin değerlerini hayatımızda, anımızda, ailemizde, çocuklarımızda, etrafımızda, mahallemizde, hayatımıza tatbik etmektir Peygamber Efendimiz'i sevmek. Sevmek sadece sözle değildir. Anneye babaya itaat etmeden peygamber sevgisi yoktur. Küçüklere merhamet etmeden peygamber sevgisi yoktur. Peygamber Efendimiz'in ifadelerine dikkat ediniz. Her biri beşeri hayatımızın düzene girmesi için bize adeta pırlanta bir yol gösterici mahiyetinde. Karanlık gecelerde yolumuzu aydınlatan ay ışığı mesabesindedir Peygamber Efendimizin bize öğrettikleri. Peygamber Efendimizin nezaketine, inceliğine, çocuk sevgisine. Mesela Hasan, Hüseyin, onlar benim iki reyhanım derdi Peygamber Efendimiz onlar için. Eve geldiğinde önce torunlarıyla hemhal olur, onları öper koklar, ardından Ali'yi ve Fatıma'yı muhatap alır, onlara ondan sonra sorardı. Nasılsınız diyerek. Evvela çocuklara göre hareket ederdi. Hatta bir keresinde namaz kılarken kainatın efendisi, secde esnasında Hasan ve Hüseyin, Peygamberimizin mübarek omzuna çıkarlar, küçük çocuklar, cennet reyhanları, cennet seyit, gençlerinin seyitleri, efendileri. Peygamber Efendimiz uzatır secdeyi, uzatır uzatır. Nice sonra secdeden kalkar namazını tamamlar, sorarlar bir keresinde. Ya Resulallah niçin bu kadar uzattınız namazınızı? Çocuklar kendi istekleriyle aşağıya inene kadar onları rahatsız etmek istemedim der Peygamber Efendimiz. Eğer namazınızda, etrafınızda çocuk cıvıltıları varsa şayet, evinizde, camide, Allah namazınızdan hoşnut olmuş olup, namazınıza melekleri iştirak etmek üzere size göndermiştir yanınıza. Çocuklar cennet meyveleridir değerli kardeşlerim. Bir keresinde, bir namaz esnasında Peygamber Efendimiz cemaatle namaza durur, hiç olmadığı şekilde, hızlı şekilde namazını tamamlar. Namaz bittikten sonra sahabe efendilerimizden birisi der ki, ya Resulallah, bir rahatsızlığınız mı var, niçin bu kadar diğer zamanlara göre daha hızlı kıldık namazımızı? Der ki Peygamber Efendimiz, duymadınız mı arkada? Bir çocuk ağlıyordu. Biz
Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz başka bir şey daha var burada. Peygamberimizin zamanında hanımlar da cemaatle namaza iştirak ederlerdi Allah'ın peygamberinin cemaatine. Duymadınız mı arka tarafta? Küçük çocuk ağlıyordu ya. Çocuk ağladıkça annesinin aklı çocukta kalacak. Dolayısıyla namaza kendisini veremeyecek. Annesi çocuğu sebebiyle eziyet çeksin istemedim. O yüzden namazımı tamam hızlı kıldırdım der Peygamber Efendimiz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz kendisinden istenilen hiçbir şeyi, gücü yettiği halde istenilen hiçbir şeyi hayır diyerek cevaplamamıştır. Hatta bir keresinde kendisine el yapımı bir hırka hediye edilir. Aslında Peygamber Efendimizin de ihtiyacı olan bir şeydir. Fakat hırkasını giyer, cübbesini giyer Peygamber Efendimiz, Mescid-i Saadet'e gelir. Gelir gelmez sahabe efendilerimizden birisi Peygamber Efendimiz'e seslenerek der ki, ya Resulallah, o ne güzel kıyafettir öyle. Namaz biter, Peygamber Efendimiz cübbesini çıkarır, o hitap eden sahabi efendimize teslim eder. Diğer sahabi efendilerimiz sitem ederler hatta söyleyene. Sen Peygamber Efendimizin kendisinden bir şey istenildiğinde reddetmediğini bilmiyor musun? Peygamberimize bir şey talep edildiğinde hayır kelimesini asla kullanmadığını bilmiyor musun ki? Ya Resulallah üzerinizdeki ne kadar güzeldir diye talepte bulundun. Peygamber Efendimiz buyururlar ki, İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerini sevmeyen bizden değildir. Peygamber Efendimizin ölçülerine dikkat ediyor muyuz değerli kardeşlerim? Bize öyle bir toplum el kitabı adeta hazırlıyor ki Peygamber Efendimiz. Küçüklerine merhamet etmeyen, küçüklerimiz var değil mi? Büyüklerine saygı göstermeyen, ne kadar yabancılaştığımız kavramlar, ne kadar uzaklaştığımız kavramlar. Büyük, yaşlı, artık devri geçti kelimelerini duyuyoruz değil mi zaman zaman? Hatta hakaretamiz bazı ifadeler de duyuyoruz. Arada neredeyse hat kalmamış, kopmuş hat. Kapsama alanının dışında adeta büyük ve küçük arasındaki irtibatlar. Ailelerde de böyle çoğu zaman. Anne baba ve evlat arasındaki hat neredeyse kopmuş durumda değil mi değerli kardeşlerim? Allah'ın peygamberinin öğrettiklerini kendimize, eşimize, ailemize, işimize karıştırmazsak şayet öldükten sonra tırnak içerisinde sadece leşimize karışan bir din Allah'ın peygamberinin öğrettiği din değildir değerli kardeşlerim. Toprağa girene kadardır bizden istenilen uygulamalar zaten. Öldükten sonrasında her halükarda hesabını zaten vereceğiz. Bir gün bir uygunsuz davranışlarla malum olan bir kadın çok sıcak bir havada yolda yürürken bakar ki çukurluk bir alanda su var. Etrafında dolaşan belli ki çok susamış olan bir hayvancağız, bir köpek var. Fakat çukur biraz derince olduğu için köpek inip suyu içemiyor. Kadın ayakkabısıyla çukura eğilip suyu doldurup köpeğe içirdiği için Peygamber Efendimiz o kadının cennetle ödüllendirildiğini beyan ediyor. Merhamet diyoruz ya hani. Merhamet peygamberinin öğretilerine dikkat ediniz değerli kardeşlerim. Sahabi efendilerimizden birisi evinde kedi besler. Fakat bir süre evinden uzakta kalır. Artık bir işi için belki. Evin kapısı kapalı. İçeride hayvancağızlar ilgisizlikten ölürler. Onlarla ilgili hesaba çekileceğini söyler Peygamber Efendimiz o kişinin. Aynı olay Mekke'nin fethinde de gerçekleşmişti değil mi? Küçücük köpek yavrusu, 10 bin kişilik ordu. Köpek yavrusuna zarar vermesinler diye başlarına nöbetçi dikmişti Peygamber Efendimiz. Ordunun yolunu patika tarafa doğru çevirip şehre değişik yoldan girmelerini istemişti. Küçücük bir hayvan yavrusu için. Biz bir kardeşimizin gönlünü kırmaktan hiç geri durmuyoruz değil mi? Allah'ın peygamberinin bize öğrettiğiyle bizim yaptığımız arasında eğer fark fazlaysa
imanımızı ve kendimizi yeniden gözden geçirelim değerli kardeşlerim. Allah'ın peygamberi buyuruyor ki: "La tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu." İman etmedikçe cennet yok. Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler, Budistler vesaire 3 kuruşa 5 köfte yok öyle. İman etmedikçe cennet yok. İslam'dan bahsediyoruz. İslam gayrısı asla makbul değil. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Dikkat ediniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş sayılmazsınız. Ölçüyü koyan Peygamber Efendimiz. Ben Ahmet'i beğenmiyorum. Mehmet'in kaşı ters geliyor. Hüseyin'in gözü başka türlü geliyor. Onun oturmasını, bunun kalkmasını beğenmedin vesaire. Güya kriter benim, kıstas benim. Adeta eleme yağmuruna tutuyorum neredeyse. Halbuki Allah'ın peygamberi hayatınızdan atabildiğiniz kadar insanı atın demiyor bana. Diyor ki Peygamber Efendimiz, insanları sevmek durumundasınız. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. İman etmedikçe de cennet yok. Bakınız değerli kardeşlerim. Günlük hayatımızda vaktimiz tamamlandı. Şu örneği özellikle ifade edeceğim. Diğerlerini atlıyorum. Şu hayatımızda çok yer eden bir konu. Sözümüze beyaz yalanlar söylüyoruz sadece. Ne var ki canım bunda dediğimiz olay vardır ya. Yalan mevzusu. Bakınız. Yalan konusunda özellikle ifade etmem gereken bir konu burası. Hiçbir şekilde yalanın beyazı, mavisi, pembesi, moru, kahverengisi olmaz. Yalan yalandır. Ve yalanla iman bir arada olmaz. Bunu özellikle işlememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in örnekliğiyle işleyelim bunu. Bir gün Peygamber Efendimiz'e bazı sorular sorulur. Sahabe efendilerimiz değişik sorular sorarlar. Şu sorular geçer. Sahabe Efendimiz der ki, ya Resulallah, mümin birisi, iman eden birisi hırsızlık yapabilir mi? Yapmaması gerekir fakat insan hataya düşebilir. Yapmıştır, yapabilir. Devam eder soran kişi, ya Resulallah, mümin zina edebilir mi? Büyük günahtır, asla yapmaması lazım. Ama nefsini yenik düştü, yaptı. Olabilir. Devam eder sahabe efendimiz, ya Resulallah, peki mümin yalan söyleyebilir mi? Oturduğu yerden doğrulur kainatın efendisi. Kaşlarını çatar, asla der, asla. Bir mümin asla yalan söyleyemez. Çünkü yalan ve iman bir arada olmaz buyurur Peygamber Efendimiz. Kişi zina ettiğinde Allah muhafaza. Allah her türlü haramdan uzak eylesin bizleri. Zina ettiğinde kendisini günaha sokar. Belki ebedi hayatını ebediyen karartmış olur. Kendisi günaha girer. Hırsızlık yaptığında karşılığında çekeceği kadar cezasını hak etmiş olur. Günahını hak etmiş olur. Fakat yalan gerçeğe mugayyir bir olaydır. Yalan gerçeği değiştirmektir. Yalan sadece kişisel değil, başkalarının da olan hakikati olduğundan farklı görmesine sebep olacağı için, yani toplumsal boyutu olan bir olay olduğu için sadece kişiye zarar vermez, başkalarına da zarar verir. Ez cümle, yalan ve iman asla ve kat'a bir müminin kalbinde bir arada olmaz. Yalan varsa iman yoktur. İman varsa yalan yoktur asla. Peygamber Efendimiz katiyetle yasaklar bu durumu. Allah'ın peygamberi henüz peygamberlik gelmeden önce bile ağzından, mübarek ağzından bir cümle gerçeğe muhalif tek kelime çıkmamıştır hayatı boyunca. Ne söylemişse doğrudur. Hatta İslam ilk geldiğinde insanları toplar der ki, herkesin toplandığı bir esnada, ey Mekkeliler size desem ki şu tepenin ardında düşman var, gelip az sonra sizi katledecekler. Ne dersiniz? En azılılar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler derler ki, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen bugüne kadar ağzından yalan tek kelime çıkmadı. Sen demişsen öyledir, doğrudur. Fakat peygamberliğini ilan ettikten sonra küfrü inadi girer devreye. Bilirler fakat kabul etmezler. Çünkü cennete odun, cennete gül, cehenneme de kütük lazımdır değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz peygamberlikten önce Muhammedül Emin adını hayatındaki güvenilirliğiyle alır.
emaneti eksiksiz iade eder. Söz çıkmışsa ağzından bir gram eksik, hatalı, yalan, yanlış, asla yanlış bir cümle çıkmaz. Ne söylemişse doğrudur. Peygamber Efendimiz'e layığıyla ümmet olanlardan olmayı bizlere Rabbim nasip eylesin. Şeref abi, Köge Camisi'ne bir yarın toplanacak. Onunla ilgili talepte bulunalım. Değerli kardeşlerim, pazar günü inşallah şu an Köge Camisi'ne yardım toplanacak. Onunla ilgili yardımlarınızı talep ediyoruz. Pazar günü